Hristiyan danışmanlığı ve entegrasyon hakkında konuşuyorduk. Birkaç ders öncesinde danışmanlığın tarihi üzerine konuştuk. Birkaç konu hakkında konuştuktan sonra oraya tekrar döneceğiz. Dersin erken saatlerinde Hristiyan danışmanlığının kutsal kitabın ışığında seküler psikolojiden nasıl faydalanacağını anlamakta zorlandığından bahsetmiştim. 1970'lerde Hristiyan çevrelerde bu konuda pek çok faaliyet vardı. Hristiyan psikologlar, danışmanlar, pastörler, bu insanlar Hristiyan danışmanlığının seküler psikolojiden neler alabileceğini aydınlığa kavuşturmaya çalıştılar. Ama pek düşündükleri gibi olmadı. Ama ilk kez Hristiyanların kitaplığında bir psikoloji kitabı yer aldı. Bu kitapta nasıl düşündüğümüz, beynimizin, duygularımızın nasıl çalıştığı anlatılıyordu. Bu alışılmadıktı. Günümüzde bu normal bir durum. Ama 70'li yıllarda böyle bir durum yaygın değildi. Hristiyan danışmanlığıyla seküler psikolojinin belirli bir noktaya kadar entegre edilmesi gerektiğini söyleyen isimler vardı. Gary Cohn'dan birkaç kez bahsetmiştik. Amerika'daki en ünlü isimlerden biriydi. Diğer isimlerden biri ise James Dobson'dı. Tim LaHaye hem hikayeler yazmakla hem de Hristiyan psikolojisi üzerine yazılarıyla ünlenmişti. Bir diğeri Naramore'du. Diğer bir yazar olan H. Norman Wright, Hristiyanların ve pastörlerin yaşadıkları psikolojik problemler üzerine yazılar yazmıştı. Evlilik öncesiyle, otistik çocukların bakımıyla ilgili yazılar yazmıştı. Ama aynı zamanda onlara karşı olan isimler de vardı. Bu konu gündeme geldikçe birçok yazar kendi düşüncelerini açıkladı. Bazıları bir konuyu, diğerleri başka bir konuyu vurguladı. Bu kişilerin bazılarından bahsetmek istiyorum. James Dobson. James Dobson muhtemelen Amerika'daki en ünlü Hristiyan yazardır. O aynı zamanda bir pastörün oğluydu. Ama James Dobson pastörlüğüyle değil de psikoloji üzerine yazdığı yazılarla ön plana çıkıyor. Ve o psikoloji üzerine doktora yaptı. Ve o Kaliforniya'da bir hastanede psikolog olarak görev yapmıştı. 70'li yıllarda ebeveynler için Dare to Discipline isimli küçük bir kitap yazmıştı. Çocuklara şiddet uygulamakla ilgili bir kitap değildi. Bu kitap, ebeveynlerin çocuklarını nasıl iyi bir şekilde yetiştirebileceğiyle ilgili sağlam bir rehberlik veriyordu. Bu kitap gelecek 20 yılda 2 milyondan daha fazla sattı. Ve ünü çok hızlı bir şekilde yükseldi. Seyirci eşliğinde insanların ailelerini yetiştirirken yaşadıkları sorunları, akıllarına gelen soruları tartıştıkları videolar çekti ve o videoları seriler halinde yayınladı. Hazırladıkları bu videolar gerçekten çok, çok popülerdi. Amerika'da bunun gösterilmediği bir şehir, bir ilçe var mı bilmiyorum. Onu okullara davet ediyorlardı. Televizyon programlarına, konferanslara davet ediyorlardı. Hristiyan olsun olmasın, onu dinlemek isteyen herkes kiliseye geliyordu. Ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Sonra evlilik üzerine, ebeveynlik üzerine kitaplar yazmaya başladı. Erkek üzerine, kadın üzerine kitaplar yazmaya başladı. Onun yaklaşık olarak 38 kitabı var. Aile hakkında konuştuğu radyo programı var. Yalnızca Amerika'da değil, dünya çapında dinleniyordu. Onun programı tüm dünyada 7000'den fazla istasyonda yayınlanıyordu. Onu her gün yaklaşık olarak 220 milyon insan dinliyordu. 164 ülkede yayınlanıyordu. Ben kesinlikle bu kadar ülke sayamam. Daha sonra
Amerika'da dini konularda, sosyal konularda, politik konularda ulusal bir sözcü oldu. Günümüzde insanların birçoğu onu muhafazakar konularda politik eleştiriler yapan biri olarak tanıyor. Ve sonrasında 2003 yılında ailesine odaklanmak için emekli oldu. Günümüzde onu pek fazla kişi tanımıyor. O bir psikologtu. Tüm kiliselerden insanlar onun aileyle ilgili, aile ile ilgili yazmış olduğu kitapları okuyorlardı. Onun kadar ünlü olmayan başka bir diğer isim, belki de bazılarınız onun kitaplarını okumuştur, Larry Crabb'di. Larry Crabb, Hristiyan danışmanlığıyla kutsal kitap danışmanlığı arasında iyi köprü olmuş bir isimdi. Ayrıca o da psikoloji üzerine doktora yapmıştı. O daha çok sıradan imanlılar ve pastörlerin sahip olmaları gereken danışmanlık becerilerine odaklanmıştı. Larry Crabb, kolay sindirilebilen, oldukça anlaşılabilir kitaplar yazmıştı. İnsanların, kutsal kitabın insanın kişiliğini nasıl düzelttiğini anlamalarına yardımcı olmuştu. Günahtan, Mesih'in sevgisinden, şüpheden, Tanrı'ya nasıl itaat edilebileceğinden bahsediyordu. Yazılarını her insanın anlayabileceği şekilde yazmıştı. Ve o ayrıca bir psikologtu. Almış olduğu içgörüleri Hristiyan öğretileriyle birleştirdi. Anksiyete üzerine, öfke üzerine, depresyon üzerine de yazılar yazdı. Yeme bozuklukları üzerine, evlilikteki sorunlar üzerine, cinsel sapkınlıklar üzerine, tacizle baş etme üzerine yazılar yazdı. Onun yazıları çok fazla okundu. Akademisyen olmayan birçok Hristiyanın bu konuları tanıyabilmelerine, bu konuları anlayabilmelerine yardım etti. 1980'lerde bu konular üzerine daha fazla kitaplar, videolar çıktı. İnsanlar seminerlerde anlattılar. Hristiyanları ilgilendiren bu konuların içerisinde psikolojinin nerede olduğunu anlattılar. Birbirine entegre etmeye çalışan çok fazla isim oldu. Psikolojiden öğrendiklerini bir araya getirdiler. Bağımlılıktan kurtulmanın 20 aşamalı bir programını hazırladılar. Öğrendiklerini Hristiyan anlayışıyla birleştirerek onları bir arada yürütmeye çalıştılar. Amerika'da bu konular üzerine yüzlerce, binlerce kitap yazıldı. Bu kitaplar her türlü duygusal, sosyal konuları içeriyordu. Ve Danışmanlar Birliği kuruldu. Profesyoneller bir araya geldiler, birbirlerini eleştirdikleri, bu konular üzerine anlayışlarını geliştirdikleri yazılar yazdılar. Tabii her zaman buna karşı olan gruplar vardı. Örneğin bağımlılık. Bu bir hastalık mı yoksa günah mı? Ve hümanizm anlayışının çok popüler olduğu, çok baskın olduğu bir dönem vardı. Bu anlayış kiliseyi ciddi bir şekilde tehdit ediyordu. Hümanizm, insanları Tanrı'nın düşündüğü gibi düşünmekten alıkoyuyordu. Bu yüzden de Hristiyan danışmanlığından ve psikolojiden şüphe duyulmaya başlandı. Çünkü bazıları şöyle düşünüyordu. İnsan herkesten ve her şeyden daha üstündür. Bu yüzden kutsal yazıların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Hristiyan danışmanlığı dünyasında sahte din suçlaması vardı. İnsanlar bunun yalnızca psikolojik bir sapkınlık olduğunu söyledi. Psikolojik bir sapkınlık. Günümüzde hala tansiyon yüksektir. Eğitim hizmetimizden daha önce yararlandınız mı? TVS videolarını faydalı buldunuz mu? Lütfen dualarınız ve hediyelerinizle bizi desteklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için tvseminary.com'u ziyaret edin. Şimdi size bir bölüm okumak istiyorum. Harika bir pastör arkadaşım var. Önceden benim stajyerimdi. O, kutsal kitap danışmanlığının avukatlığını yapıyor. Onunla birkaç kez konuştuk. Bu, onu tanıyabilmemde, onun düşüncelerini anlayabilmemde yardımcı oldu.
O dedi ki, bana yazdığı şeylerin bir kısmını size okumak istiyorum. Bu konular üzerine biraz tekrar yapmış oluruz. Dedi ki, birincisi, kutsal kitap danışmanlığı ancak netetik danışmanlık olabilir. Bu kelimeyi hatırlıyor musunuz? Netetik demek uyarmak demek. Bir ayeti örnek vermiştik. Boş gezenleri uyarın. Jay Adams da kendi danışmanlığı için netetik diyordu. Sorun yaşayan birine artık bunu yapma diyorsunuz. Asıl sorun kutsal kitap danışmanlığının yalnızca netetik danışmanlık olarak algılanmasıdır. Dedi ki diğer yazarlar bunun farkındalar. Jay Adams bunun farkında mıydı bilmiyorum ama onu takip edenler bunun farkındalar. Bu sözün alınmış olduğu ayette bile netetik danışmanlığın tek başına yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. 1. Selanikliler 5. bölüm 14. ayette şöyle yazıyor. Grekçe'de ilk kelime nuteteo'dur. Yani netetik. Boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Cesaretlendirmek demek, lütufla yaklaşmak demektir. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Biz yüreksizleri ve güçsüzleri uyarmayız. Cesaretlendirir, yardım ederiz. Eğer onlara netetik yaklaşırsak, eğer onları uyarırsak, onları daha da ezmiş oluyoruz. İsa onlara hoşgörüyle yaklaştı. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek. Yeşaya'daki bu sözleri hatırlıyor musunuz? Bizim de İsa gibi olmamız gerekiyor. Ama diğer bir yandan kilisedeki bazı insanlar dik başlılar, inatçılar. Onları yola getirmenin tek yolu yüzlerine bakıp onları uyarmak, onlara meydan okumaktır. Eğer dik başlılarsa, o zaman böyle yapmanız gerekiyor. Doğrudan ve cesaretle bunu yapmalısınız. Beşinci bölüm 14. ayetteki bu söz, tek bir kalıptan ibaret değildir. Herkese yönelik tek bir davranış yoktur. Paulus bunu biliyordu. Jay Adams'ın öğrencileri de bunu biliyorlardı. Jay Adams bu ayrımı yapabiliyor muydu bilmiyorum ama öğrencileri yapabiliyorlar. Selanikliler 5. bölüm 14. ayetin 2. kısmında diyor ki, herkese karşı sabırlı olun. Boş gezenlere bile, uyarmanız gereken dik başlılara bile, herkese karşı sabırlı olun. Özellikle de yüreksizlere ve güçsüzlere. Bunun önemli olduğunu düşünmemin sebebi, çoğu durumda tek seans danışmanlığı anlayışını dışlamasıdır. Jay Adams bu anlayışı seviyordu. Pastör ne yapılması gerektiğini bir kez söyler ve bu yeterlidir. Ama burada diyor ki, insanları cesaretlendirmede bu işe yaramıyor. Şunu söylemeliyim ki, çoğu danışmanlığım yalnızca bir seansta bitti. Çünkü insanlar tek bir konuyu merak ediyorlardı. Bir kez konuştuk ve bu yeterli oldu. Danışmanlığın her seferinde çok zaman gerektirdiğini söyleyemem. Ama sorun inatçılıksa veya sorun çok büyükse çok daha fazla zaman gerektiriyor. Bizim insanlarla birlikte acı çekmemiz gerekiyor. Ruhsal bakım uzun süren ve acılı bir iştir. Horatius Bonar dedi ki, Tanrı'nın ağaçları yavaş büyür. Ben buna inanıyorum. Paulus da öyle dedi. Herkese karşı sabırlı olun. Belki çok fazla kez buluşma ve çok fazla zaman gerekir. Nihayetinde bu kilisenizdeki kardeşlerle bir ömür boyunca birbirinize karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı olmanıza yönelik bir çağrıdır. Müjdecilik, birçoğunuzun okuduğu, benim de ders verdiğim Hristiyan okulunda çoğu zaman başkaları tarafından kısa ve yüzeysel olarak görülür. Diyor ki, Mesih bence bizi derinlere inmeye ve insanlarla uzun süre vakit geçirmeye çağırıyor. Çünkü değişim çoğu zaman çok yavaş gerçekleşiyor.